Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri analize devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlıdır. Bugün bizim TGSAS, BIMAŞ, MEGAP ve BERA hisselerini analiz edeceğiz. Bizimin haftalık grafiğiyle başlayalım. Şimdi bizim de şöyle bir durum söz konusu. Pandemi düşüşünde arkadaşlar Mart ayındaki sert düşüşte 6 liralara kadar geriledi bu hisse. Ondan sonra 22 liralara kadar çıktı. Geçmişine baktığımızda herhangi bir operasyon vesaire e, görüntüsü yok. Şöyle şurada geniş çaplı bir tobo görüntüsü ve çanak görüntüsü var formasyon olarak. Şimdi e, hissenin EMA 21'in yani haftalıkta 21 haftalık ortalamaların üzerinde formasyona yattığını görüyoruz şu şekilde. 22'den geri çekildi. Şimdi burayı kırmadığı sürece arkadaşlar bu formasyonun sonunda e, şu direnç bölgesini yani şu üst bölge 17.63'lü seviyeleri yukarıya açtığı zaman e, tekrardan e, 22'li seviyelere gitme potansiyeli mevcut. Çünkü ortalamalar güçlü destek olmuş. Yaklaşık Ağustos ayından beri yatayda bir formasyon üretiyor. Endeksin de çıkmasıyla birlikte e, bu hissenin de orta uzun vadede gideceği görüntüsü mevcut en yakın destek seviyesi yani 21 haftalık destek şu an hisse 15.78'de hissenin 15.62'nin altına düşmemesi gerekiyor. Bu kritik bir seviyedir. Haftalık da EMA 21. 15.62'nin altına düşmediği sürece problem yok. Yani bar kapanışını burada yapmaması lazım. Düşse bile barı yukarıda kapatması lazım. Şurada da gördüğünüz gibi bu haftalarda düşmüş ama barı yukarıda kapatmış. Aynı şekilde 15.62 kritik bir seviyedir bu hisse için. Şimdi içim oku baktığımızda içim oku tekniği tam sınırda olumlu. Parabolik sarımızın noktaları olumlu. Bulutun üzerine çıkmış mı? Bakın görüyorsunuz. Senko Espen A desteği var şurada. Orayı kırmamış aşağıya. Kijunsen yani 26 barlık içim oku ortalamasıyla Senko Espen A dediğimiz bulutun üst destek noktası arasında sıkışmış. Şimdi 15.89 TL seviyesini geçmeye çalışıyor. Bu seviye direnç vazifesi görüyor. 15.89'u yukarıya doğru kırdığı takdirde az önce dediğimiz hedeflerine gitme potansiyeli olabilir hissenin. Takipte kalmak gerekiyor. Bir de günlükteki yakın destek seviyelerine bakalım. Şimdi günlükte 21 günlüğün altına kırılmış gözüküyor. Bu hisse yukarıya çıkarken az önce söylediğim gibi 15.89'da ve 16.03'te bir dirençle karşılaşacak. Bu dirençleri yukarıya kırdığı takdirde hisse rahatlayacak. Geri düşüşler olursa bu hissenin son noktası arkadaşlar MA 200'dür. Yani 15.04'tür günlükte. 15.04'ün altı altındaki kapanışlar benim için tehlikeli açıkçası. Gerçi teknik olarak tehlikeli şahsi bir durum söz konusu değil. Görüyorsunuz ortalamalar her şeyi anlatıyor zaten bize. Bizimin durumu bu şekilde. TGSS'e bakalım. TGS SAS'ta ne var? Şurada biz bir simetrik üçgen çizmişiz zamanında. Bu simetrik üçgenin kırılımı 10 TL demiş arkadaşlar. Kırılım biliyorsunuz teknik olarak alım yeridir. 9.80'ler 10 TL seviyelerinden alınan hisse kaça kadar tırmanıyor? 40 TL'yi görüyor bu hisse en sonunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ve sert satışıyor. Niye satışıyor? Bu gökdelen formasyonu benzeri bir görüntü olduğu için Hızlı alımdan hisseler, hızlı yükselen hisseler aynı şekilde hızlı düşer. Çünkü ortalamalara geri dönme çabası gösterir. Burada ortalamayı, EMA 5i de aşağıya kırmış. Şimdi bu tarz hisselerde genelde başımıza gelen olayları ben size söylüyorum. Ee, tekrardan söyleyeyim. Bakalım. Örnek var mı karşımızda? Bakın şöyle bir meritte şöyle bir görüntü var arkadaşlar. Benzer bir görüntü. Şurada bir operasyon oldu. Hisse şuraya kadar tırmandı. 135'lere kadar sonra 62'lere çekilip tekrardan eski seviyesini de geçti. Bakın böyle bir görüntü olma ihtimali de var. Hani şuraya kadar gelip tamam burada mallar toplandı şu süreçte ve tekrar eski seviyesini de geçti. Bakın bu bir örnek. Bu şekilde de olabilir. Bunun diğer şeklini de söyleyeceğim size başka nasıl olabilir diye. Hemen onun görüntüsünü bulmaya çalışıyorum. Mesela Tira var. var. Bakın. Tire'de de bu şekilde hızlı bir şekilde çıkış oldu. Görüyorsunuz. Ondan sonra bu çıkıştan sonra arkadaşlar sert bir düşüşten sonra yatayda hisse bir yıldır formasyona yattı. Hatta bir yıl da geçti. Hala eski seviyesini göremedi. Bu sebeple e, bu görüntünün benzeri o hissede de yaşanabilir. Yatayda bir simetrik üçgen formasyonuna yattı bu hisse. E, yani en tepede alanlar için tabi kötü bir durum çünkü o seviyesini hala zaremedi. buna benzer bir görüntü yaşama ihtimali olabilir. Şu düşüşte yatayda bir formasyona yatabilir. Mutlaka ortalamaların üzerinde kalması gerekiyor bu hissenin. Onu takip etmemiz gerekiyor. Şimdi bu 5 haftalık ortalama aşağı kırdı 27 TL'deymiş. Şu an hisse 26 TL'ye düştü. Bir sonraki geleceği seviye neresi olur? EMA 9 yani 9 haftalık destek seviyesi olur. Burasının tutması gerekiyor. Bakın 24 TL, 24.70'ler, 24 24.60'lar bu seviyenin tutması gerekiyor. Bu seviyede tutamazsa arkadaşlar bir sonraki haftalık desteği 18.60'da bu sebeple kendi kararlarınızı artık verebilirsiniz. Aldığınız riske bağlı olarak. İsteyenler EMA 9'u kırarsa stop olur. İsteyenler EMA 21'e kadar bekler. Bu tamamen kişisel tercihtir. Ama bu tarz e, çıkışlardan sonra hissenin başına gelebilecek senaryoları size göstermiş oldum en azından. Şimdi günlükte bakıyoruz aşağı doğru akıyor. Bugün de taban yemiş. EMA 21'de aşağı kırmış. Şimdi biz EMA 100'ümüze bir bakalım. EMA 50'yi de açalım hatta. Çünkü kritik bu tablo. Şimdi hisse 2614'te EMA 50 23.66'da. Eğer 23.66'ya kadar gerileyip buradan bir tepki verirse iyi bir senaryo olur. Ama 23.66'yı da kırarsa arkadaşlar bir sonraki durağı 18 TL bir sonraki durağı da 13 TL seviyesidir. Çünkü ortalamaları günlük periyotta burada. Bu ortalamalardan birinde mutlaka tutunması gerekiyor. Ama e, taban yediği için de çok e, iç açıcı durum gözükmüyor. Umarım tekrardan hızlı bir şekilde toparlar ve e, yukarıda alan yatırımcı varsa onlar da rahatlar bir nebze olsun. Çünkü hisse 40 liralardan 26'lara düştüğü için e, üzücü bir durum açıkçası. Hani bu tarz hisseleri söylüyoruz. E, hisse almadan önce bir bakın hisse nereden nereye gitmiş. E, yani mesela şu hisse örneğin 9 liradayken tamam alınır. 10, 11 lira tam teknik alım bölgeleri ama 9 liradan e, yani 40 liraya giden hisseyi 30'larda 40'larda almanın mantığı yok arkadaşlar. Bu geri dönüşler bir şekilde oluyor. 40'da olmaz 50'de olur. Yine satmazsınız gene yakalanırsınız. Taban yiyen hisselerde satış yapamazsınız. Çünkü taban kademelerinde alıcı olmaz. Herkes satıcıdır. Bu iş alış satışlar eşlendiği zaman olduğu için alıcı olmayınca hisselerde satılmaz. Şu an emir verdiniz bekliyor mesela tabanda muhtemelen. Satılmıyor çünkü alıcı yok yani niye alsın ki insan taban olacaksa? He, bakarsınız yarın tavan açar. Bunu kimse bilemez yani bunu e, tahtayı yöneten kişiler bilir ancak bu sebeple e, dikkatli olmanızda ta, e, fayda var. Bir maç e, yatırımcısını uzun süredir bekleten bir tahtta arkadaşlar, tekniği güzel ama böyle saçma hareketler yaptırıyorlar. Hani baya bir e, bezli yatırımcısı bir maçta da. Teknik olarak baktığımızda e, haftalıkta EMA 21'in bile altına kırıldığını görüyoruz yani garip bir senaryo mutlaka e, bu hissenin 70-70'in üzerine çıkması gerekiyor. Kendini atması gerekiyor. Şu 70.80 TL seviyesinin. Çünkü haftalıktaki güçlü desteği orada. Bunun üzerine e, atmadığı sürece buralarda bir yatayda dönem geçirme ihtimali olabilir. Ama bir an önce 70.80 üzerine kendisini atması lazım. Şu noktalarda seviyelerde temettü dağıttı. 77 TL seviyelerinde. O temettünün etkisiyle de bu düşüş gerçekleşmiş olabilir mutlaka takipte kalmak lazım. 70.70 .70 seviyesi kritik bir seviye BIM için. İç mokusarla baktığımızda parabolik sarımız en son mumların üstünde sinyal vermiş. Bu olumsuz 9 ve 26 varlık Tenkansen ve 200 sen ortalamalarının altında şu an hisse. İlk etapta bu hissenin 71.95'i daha sonra 73.30 TL seviyesini yukarıya doğru kırıp çıkışına devam etmesi gerekiyor. Ee, söyleyeceklerimiz bim için e, bu şekilde formasyonu çok güzel orta uzun vadede yatırımcısını üzmeyecek bir tahta. Hani gideceği zaten belli ama çok be şey yapıyorlar yani yatırımcısını artık bezdiriyorlar yani bakın aylardır bir sürü hisseler gitti. Bu hisse Eylül ayından Eylül ayından beri Temmuz ayından beri bir formasyona yattı. Hala Şubat'ın sonuna yaklaşıyoruz neredeyse aynı seviyelerde yani yatırımcısına da yazık bir şekilde artık bunun bir tekniğini düzeltip yukarıya doğru götürmeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Makeup'ta ne var? Makeup'ta şöyle aşağıya doğru bir bayrak, bir formasyon ve ondan sonra tekrardan yukarıya doğru tırmanış. En sonunda eksi -1.78 yapmış. Şimdi ortalamalara baktığımızda basit teknik düzeltme gibi gözüküyor çünkü Haftalıkta EMA5 ortalaması 9.80 TL seviyesinde. 9.80 kritik bir seviyedir. Bunun altına kırılmadığı sürece hani 9.78'ler falan çok önemli değil bir iki kademe. Buralar kritik seviye. Bunun altına kırılırsa eğer arkadaşlar EMA9'u takip etmenizde fayda var. EMA9 desteği de e, 9.37'lerdedir. 9.37'lere 9.35'lere kadar geri çekilmesinde de problem yok ama... Buraya kırarsa EMA 21'e yani 8-16'lara temas etme çabası gösterebilir. Mutlaka takipte kalın. Umarım şu seviyeden yani 9.78'i seviyelerden bir tırmanma gerçekleştirirse şu 11.93 TL seviyesini aşması gerekiyor. Direnç noktası olmuş burası. Burayı aşarsa arkadaşlar öne açık. Şimdi baktığımız zaman pandemi düşüşünde bu hisse 1 liralardayken 12 liraya kadar tırmanmış. Yatayda dinlendirirler mi yoksa şöyle tekrardan yukarıya doğru atak yaptırırlar mı? İzleyip göreceğiz. Dediğim gibi bu destekleri kırmadığı sürece yukarı gitme potansiyeli var hissenin. Şimdi günlük grafikte baktığımızda günlükte de 5 günlük ortalamamız, siyah ortalamamız tutuyor. Mıknatıs gibi siyah ortalama çeker zaten bu mumları. 9.67'de MA21 var. Bu günlük basit düzeltme seviyesi olarak karşımıza çıkabilir. Hani 9.65'lere kadar gerilemesinde bir problem yok. Ama kırarsa temkinli olmak lazım. Çünkü 9.65 MA21'in bulunduğu kritik bir seviyedir. İç moku sarla baktığımızda iç moku tekniğinde hiç problem yok. Ortalamaların üzerinde parabolik sarımız da zaten olumlu. King Kong'da baktığımızda King Kong bu hisse için bize ne zaman buy sinyali vermiş? tam 1 TL'den yani Mayıs ayında bize al sinyalini vermiş görüyorsunuz. Al verdikten sonra hisse 12 lira kadar tırmanmış. Gayet güzel. Son olarak Bera'ya bakalım. Bera'da ne var? Şimdi Bera'da şöyle bir teknik kırılım var. 12 buçuklu seviyelerde kırılımdan sonra hisse 27 buçukları görüyor. Pandemi düşündüğünde 2,5 TL'ymiş bu ise 27,5'lara buçuklara kadar tırmanmış. Şimdi ortalamalarla baktığımızda bize ortalamalar haftalık grafikte ne zaman alıyor arkadaşlar. Bunları biz eğitim setimizdeki derslerde alsat stratejilerinde anlattık. Kısa orta uzun vadeli alsatlar nasıl yapılır. Şu seviye kesim seviyesi 3.48'de bize al diyor hisse. 3.48'de alıp sabırlı bir şekilde bekleyen yatırımcı 25.94'lere kadar kazanmış bu hissede. Son derece güzel bir rakam. E, sabırlı olan kişiye kazandıran e, bir hisse olmuş. Şimdi haftalıkta destek seviyesine baktığımızda şu an hisse 25.94'te. Bu hissenin 24.08 24.10 diyelim. 24.10'un altına inmesi problemli olur. Çünkü 5 haftalık ortalamasını aşağı kırarsa 21 haftalık ortalaması 17.80'lerde. Buralara kadar temas etme ihtimali olabilir. Burayı kırmaması gerekiyor. Mutlaka takipte kalın. 24.10, 24.14 bu seviyeler kritik seviyeler. Eğer buraya geri çekilmezse de mutlaka 27.80 seviyesini yukarı aşması gerekiyor. 27.80 dörtlü seviyeleri yukarıya doğru aşarsa da artık tekrardan yeni bir yere doğru gideceğim ben deme ihtimali bulunur hissenin. Günlükte bakalım. Günlükte de kırmaması gereken seviye. Şu an zaten 25.70'te günlük basit teknik düzeltme yapacağı seviyeler bulunuyor. Orayı kırarsa da 23.68'de EMA 21'de de güçlü destektir. 23.68'i de mutlaka kendinize referans alabilirsiniz. King Kong'da hiçbir problem yok. Pardon iç moksarda King Kong bize ne zaman al demiş. King Kong bize arkadaşlar 4.88'den al demiş. Hangi tarihte? Temmuz'da. Temmuz'da bize 4.88'den al ettikten sonra hisse 27.5'lere kadar tırmanmış. Son derece güzel. Bu destek seviyelerini mutlaka referans alın kendinize. E, hatta şurada da bir desteği var. Bakın şurası iski direnç. Artık burası 23.90 seviyesi bir destek olarak çalışır. Bakın şurada da çalışmış zaten. Şu kırmızı mumda sondaki. E, bu seviye 23.90'ın altına inmemesi gerekiyor. İnerse de artık ona göre isteyenler stoplarını koyabilir. İsteyenler bekler. Ortalamaları takip eder. Herkesin kendi yatırım stratejisi farklı. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa yorum kısmına yazarsanız onları da analiz listeme eklerim. Bu postu beğenip kaydetmeyi de unutmayalım arkadaşlar. Destek olmak için. E, sıfırdan borsa grafik analizi eğitim setimiz için de DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Benim yaptığım analizin aynısını tüm araçlar hepsi eğitim setimizde mevcuttur. Bu şekilde analiz yapıp kendi hisselerinizi değerlendirebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, hayırlı.